Selamun aleyküm arkadaşlar. Odun almaya geldim. Şöyle odun alacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Odun alacağım. Akşama. Biraz balkonda var kesilmiş odun. Şöyle böyle kalın odun alınca daha iyi oluyor. Çabuk geçmiyor. Şöyle aralardan seçiyorum. Soba güzel ama zahmeti de var yani. Her şeyin, her güzel şey gibi. Bunun da zahmeti var arkadaşlar. Böyle ince olanları alıyorum. Kalın olanları da eşim baltayla ortadan ayırıyor. Şimdi bunları balkona götüreceğim. Balkonda çuval var. Çuvalı boşaltacağım arkadaşlar. Ondan sonra şurada ince odun var. Hani odun kesme motoruyla kesmiştik. Ne diyorlar ona? Odun kesme makinesi. Onunla kesmiştik. İnce odunlardan da alacağım biraz. Biraz balkonda kesilmiş var. Bu ikisini de götürünce sonra kovaları değiştireceğim. Küllerini boşaltacağım. Kovalarımı boşalttım arkadaşlar. Balkona. Şimdi şu kalın yani kalın odunları götürdüm. Şu ince odunlardan alacağım. Arkadaşlar kanalıma denk geldiğiniz zaman videoları izlerken abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Ücretsiz arkadaşlar. Sizden hiçbir şey gitmeyecek. Ama bana çok faydası olacak. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımla da pek ilgilenemedim. Hastane işlerim oldu. Rahatsızlık dönemlerim oldu. Kanalımla hiç ilgilenemedim. Şöyle incelerden de alıyorum arkadaşlar. Hem buralar temizlenmiş olur. Hem kalın odunların yanına böyle birkaç tane atınca soba güzel yanıyor. İyi oluyor yani. Çocuklar okulda. Eşim gececi uyuyor. Herkes işinde gücündeyken ben de kendi işimi gücümü yapıyorum arkadaşlar. Onlar gelmeden temizlik, yemek, odun bu işlere bakıyorum ben de. Cesur geldi. Hayır oğlum, hayır gelme. Üstüme gelme. Cesur, üstümü kirletiyorsun. Her yerin çamur. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ki lafımı dinledi gitti. Bu
Cesur var ya arkadaşlar. Gerçekten bahçenin gülü. Bize neşe kaynağı. Gerçekten insana keyif veriyor bahçede. Mesela böyle bir iş yaptığımız zaman koşarak geliyor. Böyle ne bileyim sanki sarılmak istiyor gibi. Çok neşeli bir köpek. İyi ki de almışım. Hiç pişman değilim. Bakla yemeği yapacağım arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum bakla yemeğini. Bakalım bu yemeği bilen var mı? Bakla yemeği yapacağım. Sevdiğim yemeklerden bir tanesini bugün yapacağım inşallah. Baklanın sulu yemeğini yapacağım. Yeter böyle. Bu kovalar da böyle kalacak arkadaşlar. Boşaltmayacağım bunları da. Sonra gidelim. Külü boşaltalım. Kovadaki külleri. Külleri boşaltalım arkadaşlar. Külleri buraya boşaltıyorum ben. Cesur, girme bahçeye. Bahçeye girme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sobanın güzel olduğu kadar zorlukları da var. Şimdi bunların içine kavak dalı koyacağım. Çünkü kavak dalı güzel çabuk tutuşuyor. Getirdim arkadaşlar odunları. Bir tanesi akşama. Şimdi soba yanıyor da akşama değiştiriyorum gene. Bir tanesi de sabaha. Önce böyle kavakla tutuşturuyorum. Ondan sonra da kalın odun koyuyorum. Kalın odunun yanına da şu incelerden koyuyorum. Uzun bir süre sobayla ilgilenmiyorum. Rahat rahat yanıyor. Kömüre daha başlamadık arkadaşlar. Kömür. Havalar o kadar yani kömür yakacak kadar değil. Zaten kömür de çok pahalı. Öyle kömürü paldır küldür yakacak zaman değil. Şöyle bu ay çıksın hiç olmazsa yani bu ay çıktıktan sonra yakarız kömür. Az var zaten kömür çok yok. Bugün de biraz soğuk güneş olmadı bugün. Şimdi arkadaşlar o bakla yemeğinden yapacağım. Bakalım bakla yemeğini bilen var mı daha önce? O yemekten yapan var mı? Beğenecek misiniz? Ben seviyorum. Öyle de özledim. Canım çekti. Yazın buzdolabına koymuştum dondurucuya. Bakla. Şimdi pişireceğim yemeğini yapacağım. Hadi bakla yemeği yapmaya gidelim. Baklam burada arkadaşlar şöyle pişmiş. Haşlayıp dolaba koymuştum. Şimdi yemeğini yapacağım. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Normal yemek yapıyoruz ya o şekilde. Soğan, salça. Bildiğiniz tarif yani bu. Soğan, salça, pul biber. İyice kavruldu. Şimdi baklalarımı getireyim.
Şöyle arkadaşlar. Baklalarım. Sobam da yanıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, bir çay bardağı kadar da pirinç diyorum, bulgur yıkadım. Buna patates de koyuluyor arkadaşlar. Ama ben patates koymayacağım. Şöyle bulgurla yapacağım sadece. Sobanın üstünde sıcak suyum da var. Sıcak suyumdan da biraz ilave edeceğim. Bulgur zaten suyunu çekecek. O yüzden biraz fazla koydum. Şöyle. Kapağını da kapatacağım. Mis gibi. Yemeğimiz kaynasın bakalım. Bu yemeği biliyor musunuz? Bu yemekten daha önce yediniz mi? Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Bir bakalım bakalım. Yemeğimiz nasıl olmuş? Bayağıdır kaynıyor. Oh, mis gibi vallahi. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi benim çocuklar gelir okuldan. Bunu bayıla bayıla yerler. Vallahi bu bize yetmez bile. Dolapta şeyler. Ay, aklıma da gelmiyor. Dolapta bakla var bayağı. Dedim ekmeyeceğim ama. Bugün tekrar ekmeye karar verdim. Bahçeye biraz bakla ekeceğim arkadaşlar. Seviyorum ben bu baklayı. Biraz daha kaynasın. Elif de geldi okuldan arkadaşlar. Yemeğimiz de oldu. Şimdi Elif'e bir tabak vereceğim. Yiyecek misin kızım? O kadar da güzel koktu ki. Elif geldiği gibi sordu, ne pişirdin anne, çok güzel koktu diye. Gerçekten de mis gibi de koku verdi yani evde. Severim evde yemek kokusunu. Bazıları sevmiyor evde yemek kokusunu ama ben çok seviyorum evde yemek kokusunu arkadaşlar. Bence yemek kokusu güzel oluyor evde. Ben seviyorum. Herkesin fikri. Şöyle arkadaşlar. Çok sulu da değil. Çok sulu bir yemek de değil. Şöyle çok koyu bir yemek de değil. Normal yemek kıvamında. Elif'e afiyet olsun. Elifciğim. Burada dursun, soğusun, yersin. Tamam mı kızım? Ben de yemeği kenara alayım. Kaynamasın artık. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Biliyor musunuz bu yemeği? Biliyorsanız yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.